اَلَّذ۪ينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِۚ Bir adam bir yere niyet etmiş giderken birini gönderip onun aklını karıştırıp başka yere göndermemiz gibi. Bu yaptığımız iş nedir? Onu savuşturuyoruz veya savıyoruz. اَلَّذ۪ينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِۚ <laughs> Kur'an'da çok kullanılan bir kavram, Allah'ın yolundan insanları e, saptırmak, insanları savmak, uzaklaştırmak tabi e, Aynı anda şunu da düşündürüyor her okunduğu zaman, yani insanlar Allah'ın yolundan birilerinin e, gâh söylemesiyle, yani sözleriyle kandırılarak saptırılabiliyorsa, uzaklaştırılabiliyorsa o zaman bu insanlar mağdurdur. E, halbuki biz biliyoruz ki, muhkem ayetlerle biliyoruz ki insan e, başkasının dezenformasyonuyla haktan e, çendirilebilecek bir varlık değildir. Çünkü Allah insana hem dıştan hem içten e, hakkı gösterir. Dolayısıyla sadece harici unsurlarla insanı, e, aklını karıştırarak e, hakka olan meylini bozmak, ortadan kaldırmak veya istikametini bozmak, saptırmak mümkün değildir. Belki ilk anda etkili olsa bile sonrasında Cenab-ı Hak o kişiye yine tekrar hakkı gösterir ve yine ona hakkı belli eder. Yine hakkın farkını ona yaşatır ki bir başkasının eliyle mağdur edilmiş olmasın. Yoksa Allah'ın huzuruna gelirse, geldiğinde ''Ya Rabbi beni falanca saptırdı, aklımı karıştırdı, ondan sonra da bir türlü toparlayamadım. Sen var mısın, yok musun? Bu kitap senin mi? Bu din senin mi? Kestiremedim. Öyle kaldı bu iş. O yüzden ben suçlu değilim falanca suçludur demeye yer bulurlar. Halbuki Allah Azze ve Celle hiçbir kuluna böyle bir fırsat bırakmaz. Buna dini literatürde aleyhinde hüccetin ikame edilmesi denir. Yani Allah kulun aleyhinde hücceti ikame eder. Bu şu demek, ona hiçbir geçerli mazeret bırakmaz. Dolayısıyla birinin onun farkındalığına olumsuz tesiri olursa olabilir. Cenab-ı Hak bir süre sonra onu izah eder. Bir başkasını gönderir, o da ona doğrusunu anlatır. Yahut kendisi meseleyi başka bir zaman tekrar düşünürken içinden ona onun doğrusunu gösterir. O sana öyle dedi ama bak bir de şu açıdan düşün, yanlış. Bunları hayatımızda nice kere yaşarız. Yani zihnimizde düşünceler, ee dinamik bir halde canlıdır, kendi tekrar eder, istemli istemsiz gündemimize girer ve onları biz tekrar düşünürüz. Adeta hayvanların geviş getirmesi gibi bizler de yaşayıp e, anlamlandırdığımız olayların bu anlamsal boyutlarını muhakeme sürecinde tekrar tekrar e, şey yaparız, adamı akşamdan kandırıp göndermişsindir, sabaha gelecek, malı alacak. Sabah o nasıl uyanır? Ya ben düşündüm, taşındım, vazgeçtim. Ya biri mi görüştü bunun acaba? Biri mi uyandırdı diye merak edersin. Ya kimseye de görüşmemiş olabilir. Gece Cenab-ı Hak ona meseleyi biraz daha düşünmesini, ya yatarken biraz düşündüm ve olmadı, bu iş benim aklıma yatmadı diyebilir. Dolayısıyla insanın kendi içinde ve dışarı müdahaleye kapalı, bağımsız bir alanda Cenab-ı Hakk'ın ona yaşattığı süreçler vardır. Bu süreçlerde Cenab-ı Hak etkindir. Kulunun hakkı e, fark etmesini garanti etmiştir. Dolayısıyla etrafta çok dezenformasyon var diye birileri bu şuyatın, bu olumsuz şuyatın, e, sansasyonel bilgilerin etkisiyle e, yoldan çıkabileceklerini, dolayısıyla da mağdur edilebileceklerini öngörmemiz bile ihtimal dışıdır. Allah Azze ve Celle dediğim gibi birileri çelinip düşse bile Allah Azze ve Celle onları ayağa kaldırır, tekrardan hakkı onlara fark etmelerini sağlar. Ta ki kendileri özellikle isteyerek ve bilerek hakkı inkar etmeye, gerçeği yok saymaya ısrarla ve inatla e, karşı tavır alsınlar. Bu tavırlarıyla onlar da kafir olurlar, bu kez Cenab-ı Hak onları sağdan soldan sert tedbirler ile yine kendilerine getirmek üzere hastalıklarla, musibetlerle uyarır, Cenab-ı Hak kolay vazgeçmez. Ta ki kulu bağışlanma dilesin, af dilesin, tekrar dönsün diye ama Buna rağmen yolu ısrarla ve inatla tamamlayanların sayısı e, toplam sayı içerisinde maalesef e, çok fazladır. Cenab-ı Hak kafirlerin insanların çoğunun akletmediğini, insanların çoğunun e, gerçeği göz ardı ettiğini وَلَكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ''Çoğu gerçeği göz ardı ediyor, bile bile e, görmezden geliyor.'' Dolayısıyla... O zaman bu çevirenler, haktan çeldirenler, haktan saptıranlar kimleri saptırıyorlar? Adam hakka doğru istikamet almış ama yani şöyle ufak bir kemik atılsa önüne vazgeçer. Çok da o kadar onun için öncelikli, uğrunda fedakarlık gösterilecek, çok kıymetli bildiği bir şey değil, şimdilik giriyor. Şöyle ona bir ufak e, yem atar, bir şeylerle onu çendirmeye kalkar. Bizimki de zaten çok dediğim gibi tutkulu değildir. Hak çok değerli olduğu için, hidayet çok değerli olduğu için son derece tutkulu, istekli. E, onu karşılaştığında, mukayese ettiğinde başka hiçbir şeye, başka hiçbir şey ona tercih etmeyecek düzeyde olanlara nasip olur yolun sonunda. Bu Allah Azze ve Celle'nin sünneti böyledir ve iş ilerler ilerler yani ilk başlarda 10 kuruş, 20 kuruş, 30 kuruş, 50 kuruşa insanlar Allah'ın yolundan saparlar başkalarına. Ama e, buraları geçenler yani 30'u, 50'yi, 40'ı geçenler mesela 1000 kuruşlarla, 10 liralarla, 1000 liralarla, 100.000 liralarla e, çeldirilmeye maruz kalırlar. Nihayeti neresidir derseniz, Allah Azze ve Celle'nin tanımladığı sınır mallarıyla ve canlarıyla yani en sonunda artık kişi bu uğurda Hakk'a olan tutkusu ve bağlılığı karşılığında canını bile kaybetmeyi, e, kaybetme durumunu yaşadığında dahi, ''Hayır, Hak'tan fedakarlık etmeyeceğim, gerekirse canımı kaybedeyim.'' dediği zaman bu hidayete e, o hidayet üzere ölecek şekilde e, muvaffak kılınır. Yoksa o da oradan satılır. Yani o da oradan yolunu kırar. Cenab-ı Hak bizi bu zorlu yolculukta e, istikamet sahibi kılsın. Çünkü buyurdu ki, يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ Allah bu sabit kavil üzere İman eden kimseleri hem dünya hayatında hem de ahirette tespit eder, sabitler demek. Bizi de eğer sabitlerse Cenab-ı Hak bu istikamet üzere mal ne kadar çok büyük olursa olsun, kariyer ucunda ne kadar büyük olursa olsun, Allah Azze ve Celle'nin hakkından, onun hak diye öğrettiklerinden vazgeçmemeyi, direnmeyi sürdürebiliriz. Ama öyle değilse, o zaman herkesin satılabildiği bir bedel vardır. Evet, üç kuruşa, beş kuruşa satılmazsın ama daha fazla bedeller olunca bu sefer yani izzetini koruyamayabilirsin. Bu sahneyi hatırladınız mı bilmiyorum. Bu bir sahnede böyle bir rüşvetçi bir paşa var. Geliyor diyor ki Almanlar çok teklif ettiler diyor. O meşhur paşa kimdi? Damat olan paşa. Mahmut Paşa. O da diyor ki, sen ne dedin diyor, tabii ki reddettim olmaz öyle şey dedim diyor. O adam da İzzet, rüşvetçi diye biliniyor. <laughs> Ona diyor ki, hadi ya sen reddedeceksin yani, ayıp oluyor ama diyor, olur mu ya diyor. Daha dün gördüm aşağıda diyor, adamlardan rüşvet alıyordun. Ben onlarla diyor okul yaptırıyorum. Ya diyor bir tane, bir tane öğrenci okutsam bari yani, bir tane numunelik. Senin aldığın paralarla memlekette diyor okumamış adam kalmazdı. O kadar rüşvetçisin yani. <laughs> Sonra diyor ki, ee, lafı geçti diyor, bedel ne kadar teklif ettiler? İşte yanılmıyorsam 500 bin diyor, demek ki çok para o gün için. İşte onu duyunca e, ee, Mahmut Paşa diyor ki, ya diyor şimdi bu rakam da çok büyük diyor yani. İnsanın diyor şimdi izzetini koruması da zor şimdi diyor, para karşılığında. Dolayısıyla rakam büyüyünce insanın kendisini tutamaması ve haktan sapması söz konusudur. Cenab-ı Hak da böyle bir süreçte insanları imtihan eder. Yani ucuza satılanlar da vardır, hakkı beş kuruşa satanlar. Cenab-ı Hak onları ula الَّذ۪ينَ اشْتَرَوُ الدَّلَالَةَ بِالْهُدَٰى Onlar dalaleti hidayetten vazgeçerek satın aldılar. فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ Ama onların bu ticareti, karlı olmadı. فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَةُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ Tuttukları bu yol, yol olmadı, yanlış yola sattılar, satıldılar belli bedeller karşılığında. Bu tabi rakamsal, parasal değerler olduğu gibi e, bunların karşılığı veya bunların değerinde kariyerler, makamlar, mevkiler de aynı şekilde olur. Çünkü bunlar da insanların değerlendirdikleri şeylerdir. Buralarda satılmazsa eğer, Sonra evladı üzerinden insanlar sınanabilir. Sevdikleri üzerinden insanlar sınanabilir. Hz. İbrahim'in göz bebeği İsmail üzerinden sınanması mesela böyle bir örnektir muhteşem. Cenab-ı Hak inna هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُب۪ينَ Bu çok apaçık bir sınama diyor. Yani muazzam bir şey bu ve Hz. İbrahim buradan tas tamam çıkmıştır. Bugün için evladını yani Allah azze ve celle yolunda e, onun şehadetine eee tahammül eden, sabreden bir baba veya anne benzer aslında acıyı göğüslemiş oluyorlar. O yüzden Cenab-ı Hak va habir'is sabirin sabredenleri müjdeleti dedi. Velunziqannakum ve lebnunnakum bi şey'in min el-haufi vel-cu'i ve naqsin min el وَالْاَنْفُسِ ve mallardan eksilterek hiç farkı yok yani Allah senin evladını alsa diye aklından geçirdiğinde daha olmadığından da Cenab-ı Hak her insandan bunu düşündürür yani hastalatır ya ölse diye düşündürtür. Benzer bir sınavdır hiç farkı yok Hz. İbrahim'inkinden eğer Allah alacaksa boynumuz kıldan ince almasın diye yalvarır durur ama alacaksa da yani ona isyan edecek, ona karşı gelecek. Onu inkar edecek bir şeyi göze almayacak olanlar, bunlar sabredecek. Sabreden kimselerdir. Hayır alamaz edemez nasıl olur başkasınınkini almıyor da benimkini alıyor diyeceğine hakla didişen ona e, onun onunla arasındaki bağı koparan, atan, ona artık sevgi duymadığını, saygı duymayacağını söyleyen kimseler de kaybedenlerdir. Dolayısıyla sevdiklerimiz üzerinden de sınanırız ve nihayetinde kendi canımız üzerinden de sınanırız. Allah Azze ve Celle'nin yolunda O'nun bize sunduğu hidayet ki bunun ucu sonsuz bir cennete çıkar, cenab Hakk'ın rızasına ve sevgisine çıkar, bu uğurda kulun harcamayacağı hiçbir şey kalmaz. Böyle, iyilerin akıbeti böyle neticelenir. Bunların hepsi fiziki karşılıklarını bulması gerekmez kulun kendi içinde bunu göze almasıyla süreç tamamlanabilir. Yani kul kendi içinde yani olursa da ne yapalım yani? Haktan geliyor. Adam diyor ki deprem olsa şöyle şöyle ölse. Kamera şeyi tutup soruyorlar. Ne yapalım diyor. Cenab-ı Hak'tan geliyor yani. Gelirse de e, sineye çekeceğiz Rabbimize karşı gelecek halimiz yok ya. Bunu gerçekten içten içe de söylüyorsa bu olmuş gibidir. O yüzden Hz. İbrahim Aleyhisselam davrandığında boğazlamaya Cenab-ı Hak tamam dedi. Yani kat saddak da rüya. Sen rüyayı gerçekleştirdin. Bize de oradan mesaj gö gönderiyor ki bunu göze almak kafidir. İlla kesilmesi, ölmesi gerekmez. Kulun bunu göze alması kafi. Dolayısıyla dünyada bütün ölenler her şeyini kaybederek ölmüyorlar ki sen nasıl bir şablon çizdin? Ee, demeye yer yok. Allah Azze ve Celle bunu göze alan kimseleri yapmışçasına, gerçekleştirmişçesine ödüllendirir. Çünkü işin özü teşebbüstür, göze almadır, hukukta da böyledir. Adam adamı tam teşebbüsle vurmaya kalkmış, kurşun da sıkmış ama denk getirememiş. Ne olacak şimdi? Hakim soruyor, İş, işi bilen kimselere, bilir kişilere, burada diyor tam teşebbüs var mı? Var diyorlar, silah tutukluk yapmış sadece. Yoksa adam bunu vurmaya tam kastetmiş belli, rapor böyle gelince hakim de diyor ki اِنَّمَ bin بِالنِيَّاتِ Kalkıp ameller niyetlere göredir diyor ve cezayı kesiyor. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle de bizim içten içe en dipten kararlarımızı, düşüncelerimizi bildiği için bazen kulun bu anlamda e, durumu net ise hiç öyle bir sınavdan bile geçirmeyebilir ama sıkıntı varsa o zaman o sınavdan geçer o kul. اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللّٰهُ Kalplerinde sıkıntı olanlar, Cenab-ı Hakk'ın onların bu sıkıntılarını ortaya çıkarmayacağını mı zannettiler? Allah koşulları öyle bir değiştirir ki, Kulun o tam da o sınava, o konuya denk gelen bir davranışa ve tercihe bırakılır. Tam da bununla yüzleşir, karşı karşıya gelir. Ne olduğunu ortaya koyması istenir. Dolayısıyla gizleyemez kul Cenab-ı Hak'tan yana sakat, giz sorunlu olan tarafını. Dönelim ayete. اَلَّذ۪ينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah'ın yolundan saptıranlar. Tabi bunlar bu işlevlerini görüyorlar, şeytan da bu işlevini görüyor. Çünkü ee, iman yoluna adım atmış kimselerin elenmesi lazım, pey dökülmesi lazım. Bunların dökülme sürecinde bunlar zımpara ro rolü görüyorlar. Bunların ödevleri yarım yamalak bu yola koyulmuş olanların buralardan çıkarılması. Cenab-ı Hak diyor ki وَكَذَٓاءَ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَب۪يِّنَ اَعَدُوَّنْ Her nebinin karşısına bir düşman şeytanlardan düşmanlar koyduk. Şeyatîn el insi vel cinni hem cinler hem insanlar. Yuhi ba'duhum ila ba'din zuhruf el kavli gurura. Bunlar birbirlerine sözün cilalı, süslüsünü vahy ediyorlar. Yuhi <laughs> ba'duhum ila ba'din zuhruf el kavli ve lev şa'a rabbuka ma fa'aluhu fe zerhum ve ma yeftarun ve litasgha ilehi asidatul lazina la yu'minun bil ahireh. Ve Hak diyor ki biz bunları düşman olarak peygamberlerin karşısına niye çıkardık? Onlar bu güzel sözleri birbirlerine sözün güzelini, görüntüsü güzel, esansı, özü öyle değil. Gerçeği yansıtmıyor. Niye vahyetmelerine ve bu fısıltı ve iletişim sürecine müsaade ettik. Ve tasğa ileyhi afide'tullazina la yu'minuna bil ahireh. Ahirette güman etmemiş, ahirete iman etmemiş. Ahiret sevdasına tutulmamış. Ahiret amacına adanmamış kimseler bunlara boyun eğsinler. Onların kalpleri bunlara yatkın hale gelsin. Ve tasğa ileyhi afide'tullazina la yu'minuna bil ahireh ve lirda'uhu ona razı gelsinler. Böyle alternatif olmazsa hak yol, mecburi istikamet olur. Çeldiricilere rağmen hak yolda kalanlar, hak yolun gerçek e, salikleridir ve bu çeldiriciler o insanların bütün varlıklarını, mallarını, mülklerini, servetlerini ve hatta canlarını ve sevdiklerini caydıracak düzeyde hamleler yaptıkları halde yine hak üzere sebat ediyorlar ise Bunlar Cenab-ı Hakk'ın kendilerine sonsuz bir saadeti layık gördüğü kimselerdir. Muazzam bir eşleşme. Çünkü bunlar da bütün varlıklarıyla ne var ne yok her şeyleriyle sınandılar ama kararlılıkları değişmedi. Yani zaman değişiyor, faktörlerin hepsi değişiyor ama onların kararlılıkları sabit. Bu şu demek Cenab-ı Hak onları artık ne ile sınasa milyarlarca yılda sınası Allah'a olan sevdalarından ve bağlılıklarından vazgeçmeyecekleri ortaya çıkmış görünüyor. Çünkü bütün koşullarda, bütün varlık faktörlerinin hepsiyle canları da dahil her türlü sınamaya tabi tutuldular veya bu sınamaların, sınamaların sanal versiyonları onlara yaşatıldı, onlar kararlılıklarını gösterdiler. Dediler ki yok biz Rabbimizden ve O'nun, O'na olan sevgimizden, O'na olan tarafkirliğimizden vazgeçmeyiz. İşte bunlar da hayat bulacak olan Cenab-ı Hakk'ın kendilerine cenneti yaşatacağı, sonsuz biçimde bitimsiz olarak yaşatacağı kimseler. Dolayısıyla... لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ''Helak olanlar kesin, net, kanıt üzere helak olacaklar. Hayat da kesin, net, kanıt üzere e, helak olacaklar. Cennette kim diye giden bir kimse yok. Şey cehennemde kim diye giden kimse yok. E, cennette de teza düfen oraya atılmış, e, işte etrafı çok iyiymiş. O da onların arasında işte kiminin nazarına gelmiş, kiminin tükürüğünü koklamış. O da oraya bir şekilde gelmiş. Şanslı kimse yok hepsinin hikayesi hayatı boyunca mallarıyla, canlarıyla bu uğurda sevat eden, öğrenerek, bilerek, hakkın farkındalığıyla Cenab-ı Hak bir ayette diyor ki geçen biri okuyordu, çarptı beni. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ diyor. Cenab-ı Hak kitabı Kur'an'ı anlatıyor da bu indirdiğimiz bir kitaptır, size hidayet gösterir diyor. Sonra da diyor ki وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ Ahirete iman edenler buna iman ederler. Yani Kur'an'a iman etmeyi ahirete iman edenlerin başaracağını veya böyle tanımlıyor. Halbuki Kur'an'a iman etmek zaten kapsamı içerisinde ahirete iman var. Ama Cenab-ı Hak ahirete imanı öne çekmiş, ahirete iman yani ahiret gibi bir amacı, hedef Lemişse bir kimse, o zaman Kur'an'a iman etmesi e, söz konusudur. Devamı nasıl geliyor biliyor musunuz? وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْاٰخِرَةِ يُؤْمِنُونَ عَلٰى يُحَافِظُونَ Onlar namazlarını muhafaza ederler. Dolayısıyla eğer amaç yok ise, kişi amaca tutku, amaca bağlılık yok ise, kitaba iman da kaybolur, namaza olan devamlılık da kaybolur. Çünkü kişiyi süreçte e, sabit kılan, sürece bağlı kılan amaca olan e, tutkudur. Amaç motive eder. Akulu kavli hada. bir de bu uyanlar takip edenler yoldan sapanlar çok mazlum masum değiller. Kul suresindeki ayetlerde bir kısmı var. Ve tabanda bir zelam fihi ve kanu Yani onlar o ileri gelenlere tabi olanlar zalimlerdir. Hı hı. Evet, tabi olanlar da yani bu yoldan çıkarmaya çalışanların yemlerine yemlenenler aslında hakkı bu uğurda basit şeyler karşılığında satan kimseler oldular. Tabi bunlar sadece ödül değil ceza da etkilidir. Yani baskı kuruyor mesela. Diyor ki seni ötekileştiririm, seni şöyle yaparım. Firavun ne yapıyordu? وَاسْتَخَفَّ <laughs> قَوْمَهُ fe ata'u kavmini korkuttu, itaat ettiler. Dedi ki bak sizi ben şöyle ederim, böyle ederim ama hak uğruna sebat etmediler. Bu uğurda karşılığında sıkıntı çekmeyi, paranızı keserim, şöyle yaparım, daha az maaş veririm, aç bırakırım, her ne diyerek onları çaydırdıysa, tamam aman sen bizim çıkarımıza dokunma, sen bizim işte şunlara bunlara dokunma diye uğrunda neyi, Musa'yı yalanlamamızı istiyorsun, tamam yalancı dedik gittik. Dolayısıyla yani burada sadece ödül değil ceza sistemini de işletiyor şeytan ve şeytanın adamları. Ha nereden sonra müminler belki mazur sayılabilirler, canları uğruna işte tehdit görürlerse o da Cenab-ı Hakk'ın ruhsat olarak verdiği bir şey. İşte Ammar da görüyoruz bin Yasir yani ölümle tehdit edilince ölümle baş başa gelince illa en tettequ minhum tuqa korunmak üzere oradan yırtabilmek için e, azaptan yırtabilmek için böyle bir sözü söyleyip çekildi. Yoksa kalıcı olarak küfre girmedi. Yalnız o kısmını dikkatten kaçırmayalım. Yani kalıcı olarak küfrü benimsemedi, küfrü kalbine indirmedi, böyle bir şey yok. Yani işkence görüyor, işkencenin etkisinden kurtulmak için yaptığı bir şey ki bu da yani illa yapın denilen bir şey değil. Babası, annesi yapmadı diye yerilmedi. Tam tersi azimetleri bütün bir ümmete örnek oldu. اَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظ۪يمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ